geldi. Afiyet olsun Yılmaz Bey. Sağ ol. Oturun şöyle. Bana da söyleyecekleriniz varmış Yılmaz Bey. Buyurun. Bir hafta oldu. Hanların katiline ait bir iz bulamadınız mı hala? Abi hepimiz seferber olduk, iz peşindeyiz. Yani önünde sonunda bir iz bulacağız. Handan bana benzerdi. Bekir'e neler yaptığını görüyorsun değil mi Yadigar? Onu başkasıyla basar basmaz gidip bütün mal varlığını hayatın üstüne devretti. Bekir çırpınıp duruyor şimdi. Kolay kolay kendisine gelemez artık. Kız kardeşimi aldatan beni de aldatmış demektir. Yasemin üzülecek olmasa ben ona ne yapacağımı bilirim. O yeğenimin hatırına onun üstüne gitmiyorum şimdilik. Dediğin gibi. Ona olan oldu. Hayat şirketin bütün imkanlarını babasına sunacaktır. Bu da can düşmanına bütün yetkilerini kaptırdı demek. Ama benim tanıdığım Bekir bunu kabul etmeyecektir. Savaşmadan bırakmaz. O önce karısının katilini bulmak için savaşsın. Bu işi yapanları yerin dibine girseler de bulacaksınız ve benim karşıma getireceksiniz. Ben bu işin takibini bizzat yapıyorum Yılmaz Bey. Yapanı bulduğumuzda adalete teslim ederiz. Ufuk'un üstünden de gözünü ayırma Ali. O şimdi Bekir'e kafayı taktı. Ne yapacağı belli olmaz. Gerçi Bekir'e karşı hayatı desteklemenden anladığım... sen de Bekir'e öfkelisin. Oğlun da benim gibi arkasından iş çeviren hain insan sevmez. Bilirsin Yadigar. Ufuk! Bir şey konuşuyoruz şurada. Kapıyı çalsana. Halam toprağın altına girmiş. Sen hala kapı çalma derdindesin baba. Halamın hayatını çalanları bulmak için ne yapıyoruz? Hani ne yapacağız? Burada bir şey konuşulacaksa konuşulacak tek konu bu olmadı. Başka bir şey değil. Bak babacığım. Bekir otelde gören benim. Gördüğümü gidip de halama anlatan da benim. Nasıl oluyor da bunun üzerine gidip bu kadın öldürülüyor? Delireceğim. Baba, peşin peşin söyleyeyim. Yemin olsun, ben bu Bekir'i öldürürüm. Ufuk, ben seni anlıyorum. Ama Bekir Bey böyle bir şey hadi diyelim yaptırsa, Handan Hanım'ın bütün mal varlığını kendi üzerine almayı garanti etmeden böyle bir şey yapar mıydı? Bak şu anda Bekir Bey şirketini, hisselerini, her şeyini kaybetti. En önemli yeri burası işte. Halam onu öyle birisiyle gördü ki. O gördüğü kişi işte kalbini acıttı, canını yaktı. O da onun canını yakmak için bütün mal varlığını sevdiği, aşık olduğu adamın kızına bıraktı. İşte bu. Sen de Bekir'den mi şüpheleniyorsun abi? Ben senden de şüpheleniyorum Yadigar. Ali'den de. Şahiste'den de. Hepinizden. Bu evde, hatta bu dünyada
Benim kadar dürüst insan çok az. Ben dostluğumu da, düşmanlığımı da aşikar yaşarım. Şimdi senden haber bekliyorum Ali, bu işin peşini bırakma. Müsaadenizle. Ben de gidip şu Bekir'le bir konuşayım. Gitmene gerek yok oğlum. O zaten Yadigar'a beraber olduğu kadınların ismini verecek. O zaman hep beraber konuşuruz. O isimler geldiğinde bana haber ver Yadigar. Tamam Ufuk, haber veririm. Ufuk. Tamam abi, ben kapatırım. Yadigar. Efendim abi. Birilerinin arkasından kapattığın yalnızca kapı olsun. Ne bir olayı kapat, ne de bir yalanı. Olanlara hala inanamıyorum abla. Kabus devam ediyor. Ökeş ve ailesi bildiğin zengin oldular. Her şeye olumsuz yönden bakma Zehra. Aslında iyi şeyler de oldu. O hayat artık kocamın yanında, yöresinde, hayatında olmayacağını haykırdı hatırlarsan. Evet haklısın. En azından okun kapandı gibi. Ama yine de böyle damdam düşer gibi koca bir servete konmuş olmalarını hazmedemiyorum ben. Bu sayede iyice kök salarlar buraya. Zerre defolup gitme ihtimalleri kalmadı bu şehirden. Handan'ın malının, mülkünü, parasını kime bıraktığı bizi ilgilendirmez. Kim nerede istiyorsa orada yaşasın, bize ne? En azından evimizin içindeki tehlike geçti diyorum sana, anlamıyor musun? Kız Yılmaz'a işini de paranı da istemiyorum dedi, kestirip attı. Kurtulduk işte. Ama ben o kız yüzünden Hakkı'ya ağız eğdim. Şimdi gidip gelişmelerden haberdar etmek lazım adama. Evet, kız en azından Yılmaz abinin yakasından düşmüş gibi görünüyor. Ama benim oğlumun gönlü de o kıza düştü maalesef. Ne? Ne diyorsun sen Zehra? Ali'nin hayatla ne alakası var? Ya şimdi belli ki kız Ali'yi yedek plan olarak devreye soktu. İşte Ali de benim zavallı çocuğum. Oraya git gel, git gel. Kız bunun aklını çeldi. Ben hayatı seviyorum falan gibi bir şeyler geberedi geçen. Dediğin gerçekse Yılmaz bunu duyduğunda yeğenime ne yapar biliyorsun değil mi? Ay abla neler söylüyorsun, Allah korusun ya. Ne yapacağız sen onu söyle. Sakin ol, düşüneceğiz bir şeyler. Sakin ol. Yasemin'le konuştum. Sesi daha iyi geliyordu. Babasıyla şirketi geçiyorlarmış. Ali de olacakmış bugün yanlarına. Bekir abinin giden hisse ve paralarını geri döndürebilir miyiz diye konuşacaklarmış. Giden gitmiş Evesciğim. Ali hiç umutlu konuşmuyor o konuda. Durduk yere öksüz ailesi köşeyi döndü. Elbet bir yolunu bulurlar. Hem Yasemin o kızla savaşmaya çok kararlı. O yüzden erkenden topladı kendini. Ortalığı o sümsüklere bırakmayacağım dedi. Allah'ım, bu hayat denen kızın adının geçmediği tek bir günümüz olmayacak mı şu evde? Thank you.
kısa zamanda hep birlikte olacağımızı söyle. Aynı çatı altında. Korkuyorum ya. Neden korkuyorsun Vedat? Bu Ökkeş abi. En son böyle kukuma kuşu gibi oturduğunda başımıza neler geldi hatırlıyorsun. Adam dolu tribünlerin önüne Yılmaz abiyi vurdu. Şimdi tam zenginliğin arifesinde bir şey yapacak diye ödüm patlıyor. Üf, ay saçmalama Vedat. Adam Handan ablayı kaybetti diye depresyona girdi o kadar. İnşallah depresyondadır Meral. Yoksa çıkıp ben Handan'dan kalan mirası istemiyorum diyecek diye korkudan ölüyorum. Açma şu şom ağzını yine. Ökkeş abim sadece üzgün. Aman aman gelene bak. Şu güzelliğe bak Meral. Tam patroniçe değil mi ya? Ha? O ne Vedat abi, ne yapıyorsun? Ya Ökkeş abinin morali bozuk ya. Biraz çikolata vereyim. Şekerini yükseltsin diyerekten. Vallahi son dakikada Handan yengemden kalan mirası istemeyecekti. Korkudan ölüyorum ya. Kızlar siz de bu aralar böyle saçmalamayın da başımıza iş almayalım olur mu? Sen merak etme, bir sakin ol. Ben şimdi babamla konuşacağım. Hadi inşallah. Meral. Ökkeş abi de bizle aynı oksijeni yakıyor. Fakat o oksijen adamın beynine girince nasıl bir tepkimeye sebep oluyorsa bizden başka garip davranışlar sergiliyor ya. Ay ne konuşuyorsun sen acaba Vedat? Hadi şekerli de al. Babacığım. Buyur abi. Sağ ol Meral. Teşekkür ederim alacığım. Vedat. Aslanım, Allah razı olsun. Babacığım, Ali aradı. Öyle mi? Ne diyor? Akşam bir geleyim, oturalım, bir konuşalım diyor. Gelsin. Benim de onunla konuşacaklarım var zaten. Keş abi be. Şu çikolatadan azıcık kırtlasana, şekerini toplayalım. Babacığım. Babacığım ben günlerde şu devir meselesini düşünüyorum. Biliyorsun Handan abla bizim hep çok mutlu olmamızı istedi. Yaşarken de bunun için elinden gelen her şeyi yaptı. Şimdi de bize sunduğu imkanları en doğru şekilde değerlendirmek lazım. Handan abla da böyle isterdi. Ama bak sakın beni yanlış anlama. Ben zengin olmaktan bahsetmiyorum. Mevzu zenginlik değil. Artık kimseye muhtaç olmadan, kimseye umut beslemeden, onun gibi çalışıp çabalayıp kendi ayaklarımızın üzerine durmamızı isterdi o da. Hem Yasemin'in yanı başında olmayı istemez misin? Artık ayrılık olmasa, kim bilir? Belli mi olur? Belki de bir gün Yasemin'e gerçekleri anlatırsın. Ne dersin babacığım? Benim artık kendim için bu hayattan bir beklentim yok. Kızlarım, sevdiklerim zarar görmesin diye yaşayacağım bundan sonra. Handan abla da belli ki bunu iki kızının geleceğini düşünerek yaptı abi. Gece gündüz çalışıp el ele verirsek Hayata ve Yasemin'e çok güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Handan abla da böyle olsun istemez miydi? İsterdi. O bizim mutluluğumuzdan başka bir şey istemezdi. Madem Handan'ın isteği buydu, arzusu buydu.
Sen nasıl istersen öyle olsun kızım. Hoş geldin Ali. Gel. Hoş bulduk. Merhaba Bekir Bey. Nasılsınız? Nasıl olayım? Nasıl olmam gerekiyor bilemiyorum. Ben karımın öldüğüne mi üzüleyim? Yoksa düştüğüm bu hallere mi bilemedim. Benim şu gördüğün şirketin her santimetre karesinde emeğim var. Ama şu anda kapıdaki güvenlik bile benden daha prestijli. Baba, Ali ile bu durumun ne alakası var? Niye ona çatıyorsun ki? Bu durumun tek sorumlusu o Keş ve ailesi. Tabii senin de annemi aldatmanı saymazsak. Kızım, evet ben bir hata yaptım. Bir eşeklik yaptım. Ama geldim sana bunu açık yüreklilikle anlattım, değil mi? Peki, annen sana, kızım ben Ökkeş'e çok aşığım. Hatta o kadar aşığım ki, her şeyimi ona ve onun ne diyor belirsiz kızına bırakıyorum dedi mi? Bekir Bey, sizin o ne diyor belirsiz dediğiniz kızın adı Hayat. Hı. Ben de size bir şey sorayım. Hayat mı istedi Handan Hanım'dan ona her şeyini bırakmasını? Bence bunu bir düşünün. Neden her şeyini Hayat'a bıraktığını? Babam düşündü mü düşünmedi mi hiç bilmiyorum. Ama ben gerçekten bu durumu çok düşündüm ve işin içinden çıkamıyorum. Ali, lütfen sen bir şey biliyorsan bana söyle. Annem niye her şeyini o kıza bıraktı? Yasemin, ben de senden fazlasını bilmiyorum. Ama bence babana olan öfkesinden dolayı yaptı. Malum, Ökkeş Bey'in bir de sabıka durumu var. O yüzden her şeyi kız Hayat'a devretti herhalde. Bekir Bey, siz varlıklı bir insansınız. Handan Hanım'dan kalacak hiçbir şeye ihtiyacınız yok sonuçta. Mesele para değil. Mesele benim itibarım. Mesele içine düştüğüm durum. Şimdi artık tahminlerim bittiyse daha somut şeylerden bahsedelim. Mesela o kızı bu şirketten nasıl yollarız? Ben haklarımı geri nasıl alırım? Bunlardan bahsedelim. Ben arabulucu veya iş takipçisi değilim. Ben avukatım. Bu gerçek bir hisse devri. Bu durumda yapılacak hiçbir şey yok. Vardır. Vardır avukat bey, mutlaka vardır. Artık ona nasıl bir kılıf uyduracağımız, o da sana kalmış. Siz istediğiniz mahkemeye gidin. Hayat Hanım bunu size veya Yasemin'e devretmediği sürece tüm servetinin %50'sini sahibi. Sen bizden yana mısın yoksa onlardan yana mısın ben anlayamadım Ali. Ben adaletten yanayım. Benim buraya gelmemin sebebi en geç yarın Öksüz ailesi bu holdinge gelecek. Ben bunun ön görüşmesini yapmak için aradım Yasemin'i. Durum bundan ibaret yani. Bana müsaade. Ali. O Hayat denen kızla Ökkeş denen herif benim her şeyden bir anda vazgeçip pes edeceğimi düşünüyorlarsa çok yanılıyorlar. Söyle onlara, kuralını bilmeden oynadığın her oyunu muhakkak kaybedersin. Ben bu oyunun kurallarını çok iyi biliyorum. Görüşmek üzere Yasemin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur, geç şöyle.
Ne içersin Şahiste? Bir şey almayayım, fazla kalmayacağım. Teşekkür ederim. Ben de bugün Yılmaz'a taziye için gidecektim. Senin de başın sağ olsun Şahiste. Sağ ol, dostlar sağ olsun. Gerçi sen rahmetliyle pek geçinemezdin. Aslında severdim ben Handan'ı. Ama zamanında abisine olan kini yüzünden çok canımı yaktı. Gerçi ölmeden önce yaptığı şeyle bütün ailenin canını yaktı ya. Hayırdır? Sana havale ettiğim şu kız var ya, malum kız, Hayat. Handan servetinin bir kısmını ona bıraktı. Bu kız ölmeden zenginliği de tattı diyorsun yani. Ölmesine gerek kalmadı diyorum. Emin misin? Ben sana bir söz verdim. En kısa zamanda da hallettirecektim o işi. Şu an benim için ölümcül bir problem değil artık. Kızın amacı zengin olmak için kocama yamanmaktı. Ama Handan sayesinde zengin oldu zaten. Hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz yani. Ben sıramı savdım diyelim. Bekir zaten kızı fazla yaşatmaz. İllaki bir ara öldürür. Ben sana verdiğim sözün arkasındayım. Azıcık sular durulsun. Pınar'ı yeğenim Ali'ye istemeye geleceğiz. Pınar, Ali konusu büyük bir sıkıntı. Ali çok dik kafalı bir çocuk. Arada sen olmasan çoktan o işi başka türlü çözerdim ben. Daha fazla uzatmayalım Şahiste. Bu iş uzadıkça aramız bozuldu bozulacak. Sen hiç merak etme. O iş tamam Hakkı. Ben bugün Yılmaz'la konuştum. En kısa zamanda Pınar gelinimiz olacak. Sizden haber bekliyorum öyleyse. Müsaadenle. Ben yolcu edeyim seni. Sağ ol. Gel. Yılmaz abi. Bekir nihayet yatıp kalktığı kızların isimlerini yolladı. Ben adamlarımla konuştum. İyice bir araştırın dedim. Bilgiler geldikçe sana ileteceğim. Her ayrıntıyı öğrensinler. Bakalım Bekir Bey ne altlar karıştırıyormuş. Ufuk, detaylardan beni haberdar edin demişti ama bilemedim. Ufuk karıştırma şimdi. Tamam abi. Bu Hakkı madem bugün buraya gelecek. Eli kolu uzun adamdır. Handan Hanım konusunda desteğini istesek mi, ne dersin? Ben bu Hakkı'dan pek haz etmem Yadigar. Bilirsin. Ama dediğin gibi bunun her yerde eli kulağı vardır. Bir gelsin bakalım. Duruma göre yoklarız. Tamam abi. Ali'nin Pınar'la olan münasebetini biliyor mu bu adam? İllaki yeğeninden dolayı bir şeyler biliyordur. Ali ile Pınar uzun zamandır görüşüyor. Şahiste evden çıkmadan çok ısrar etti. Dayısı hazır gelecekken yeğenine talibiz de bitsin bu iş dedi. Sen ne diyorsun? Sen nasıl istersen abi. Bilirsin Yadigar, benim aşka sevgiye büyük saygım vardır. Ama adını koymadan öyle gezip tozma işlerini oldum olası sevmem. Hakkı'yı da bilirsin Yadigar. O adamla beni karşı karşıya getirmeyin.
Sen mevzuyu aç. Adını koyalım bu işin. Kıysınlar nikahı. Olsun bitsin. Yasemin de yolda gelmek üzereymiş. Başındaki dertler malum tabii. Gelsin de biraz sohbet edelim, kafası dağılsın. Sizin nasıl Ali ile durumunuz? Ali delirmiş durumda Ahu. En son olayları biliyorsun zaten. Benden uzak dur yeter dedi bana ya, inanabiliyor musun? Başka da bir gelişme yok zaten. Canını sıkma, düzelir. Erkekleri anlamak mümkün değil ki. Bir gün sensiz yapamıyorum, bir gün de yüzünü bile görmek istemiyorum derler. Herkes her şeyi atlatır. Ben şu Ali takıntımdan vazgeçemiyorum Ahu. Ama ben çok iyi biliyorum. O hayat denen kız yüzünden bana böyle davranıyor Ali. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Ali ile hayatın arasında bir şey mi var diyorsun? Aynen öyle diyorum. Ali'ye bak sen. Kızlar. Canım. Pınar, nereye gitsem sığamıyorum. O yüzden yanınıza gelmek istedim kızlar. Bugün daha iyi gördüm ama seni. Babamın durumu malum. O da benden farklı değil. Ya ben babama hem destek olmak, hem de hayat denen mahlukla savaşmak zorundayım. Ya kendimi bırakma lüksüm yok kızlar. Annem öldürülmüş. Ama ben acımı bile yaşayamıyorum. Canım benim. Biliyorsun ben de annemle babamı küçük yaşta kaybettim. O yüzden seni en iyi ben anlarım. Ama o hayat denen kızla mala mülke ortak olma durumuyla nasıl baş edilir? İnan orasını ben de bilmiyorum. İyi misin? Of. Ay şu kızdan bahsedince benim çok midem bulanıyor ya. Al benden de o kadar. Hanımefendinin keyfini bekliyoruz. Ali geldi dedi ki bugün yarın holdinge gelecekler, haberiniz olsun. Ay bu kız gerçekten beni çıldırtıyor ya. Ben göreceğim ama biz Ali ile evlendikten sonra bakalım görebilecek mi o Ali'sini. Bu işi aklım almıyor. Ben etrafa soruşturdum. Hırlıya, hırsıza baktırdım. Ama bu basit bir hırsızlık işi değil gibi duruyor Yılmaz. Birkaç kişiyi de çocuklara yoklattırdım. O semtin adamları, abi bizim çocuklar olsa muhakkak iş patlardı. Bizim haberimiz olurdu dediler. Eksik olma Hakkıcı. Biz gerekeni yapıyoruz. En kısa zamanda kim yaptıysa bulacağım. Ve cezasını kendi ellerimle vereceğim. Doğrudur. Evlenmemişsin. Böyle bir başına hayat senin için zor tabii. Olmadı Yılmaz. Biz aşka, sevgiye inanan adamlarız. Sevmediğinle yuva kurmak bize uymaz. Kimileri sevgiyi bulamaz. Kimileri de onu sevenlerin kıymetini bilemez. Hayatta her istediğin olmuyor işte.
Sizin çocukları göremiyorum. Ali ile Ufu. İkisi de burada gözünüzün önünde çalışıyor diye biliyorum. Biri şirketin avukatı olmuş, diğeri de şirketi yönetiyormuş. Doğrudur. Gözümüzün önündeler. Şu an burada değiller. Yeğenin Pınar'la aran nasıl? Senin de tek varlığın o. Aynen öyle. Pınar elimde büyüdü sayılır. Kendi öz çocuğum olsa ancak bu kadar düşkün olurdum. Pınar'ın gözünden akacak bir damla yaşa dünyayı yakarım. O derece seviyorum yani. O da sizin yeğenlerle çok iyi arkadaş. Bizim eve sık sık gelip gidiyorlar. Bir de Ahu var. Görüştüğü. Sizin şirkette çalışıyormuş. Pınar da bizim ailenin kızı sayılır. Değil mi Yadigar? Ayrıca Şahiste, Zehra, Pınar'ı çok severler. Öyledir abi, öyledir. Şu başımızdaki sıkıntıları bir aşalım. Ben de Hakkı'yı özel olarak ziyaret edip bu konuda bir görüşeceğim kendisiyle. Beklerim Yadigar, beklerim. Buyur gel, konuşalım. Ben Ali'yi çok düzgün biri olarak biliyorum herkesten. Umarım beni yanıltmaz. Ben Pınar'ı çok şımarttım. Bu yaşına kadar da bir dediğini iki etmedim. Pınar olur derse bu iş olur. Ya şu güzelliğe bakar mısınız ya? Ellerin dert görmesin karıcığım. Ay yabartıyorsun Vedat. Geç otur. Ne yapayım, seviyorum Nebil'im. Vallahi şu dünyanın kahrına senin uğruna katlanıyorum ben. Ha bir şey diyeceğim şimdi sana ama... yalan da olsa güzel diyorsun, ne diyeyim? Ökkeş abi be. Şu Harisoğulları'nın konağına gittiğimizden beri... bir günden bir güne yüzümüz güldü mü? Gülmedi be abi. Bugüne kadar ne doğru düzgün gülebildik ne de ağlayabildik. Bu saatten sonra zaten sevinecek hal kalmadı bende. Allah! Niye kötüyü çağırıyorsun? Öyle deme, iyi düşünelim, iyi olsun değil mi? Ay o değil de avukatın açıklamasından sonra o zengin Bekir'in suratını gördünüz mü? Bence o zengin Bekir'den çok Ezgin Bekir'i andırıyor. E ne yapsın, adam servetini kaybetti. Allah belamı versin. Handan yengeden çok giden paraya üzüldü herif, biliyor musun? Sen de nasıl anladın, insan mı okuyorsun? Ha, ben kitap okumam ama insan okuyabilen biriyim. Ökkeş abi, sen de bu adamların elinden kim bilir neler çektin değil mi? Ulan biz bugüne kadar senin kıymetini bilememişiz be. Boş yapma Vedat, boş yapma. Abi benim bir fikrim var. Senin zaten bir fikrin olmasın bir kere de. Şimdi biz şirkete gittiğimizde öyle ya da böyle ortalık karışacak. E bu Bekir denen adama haz da etmiyoruz. Ya olan bütün bu olayların arkasında o Bekir varsa, ha? Ben de öyle düşünüyorum ama Vedat, bunun için elimizde hiçbir delil yok. Evet, yok. Hem adam sonucunu bilse böyle bir şey yapar mıydı? Yapmazdı. Abi ben onu bunu bilmem. Bu adam patlak. O ne demek Vedat abi şimdi? Bu saatten sonra dedektiflik yapacak halim yok. Diyorum ki abi, Yasemin'e gerçekleri anlatsan. O zaman her şey daha kolay olmaz mı, seni tanısa, bilse? İstersen kıza bir de elektroşok verelim Vedat.
Aa, bir suç kanalında veriyorlardı. Maktule'nin kafasına elektrik verip hafızasını siliyorlardı. Biliyor musun Meral? Vedat abi, kız zaten annesini yeni kaybetti. Bir de şimdi yıllardır baba bildiği adamı mı unutturacağız? Ben de diyorum ki babası bildiği kişi adam değil. Bak lafıma gelirsiniz. Vedat saçmalama. Şimdi bunun ne yeri ne de zamanı. Sırası geldiğinde ben kızıma bunu uygun, makul bir dille anlatacağım. Kim ki bu saatte? Ali gelmiştir baba. Ben söyledim ya akşam gelecek diye. Ben bakarım abi. Şuraya geçeyim ben. Oo Ali Bey. İyi geceler abi. Nasılsın? Çok iyiyim kardeşim. Sen? Ben de iyiyim abi. Gel bakalım. Hayırdır? Hayır abi, hayır. Gel bakalım Ali Efendi. Hoş geldin Ali. Çay alır mısın? Olur, alırım. Geç otur şöyle. Hayat'ı aramışsın. Bugün Handan'ın holdingine gittim. Akşam geleyim konuşalım diye. Ne diyor kızım? Teşekkürler. Yani beklemediğimiz bir durum yok aslında. Yarın şirkette Bekir Bey sizin üstünüze gelip tahrik etmeye çalışacaktır. Ben bugün konuştum hisse devrinden ötürü ama... kaybettiklerinden dolayı gözü dönmüş bir kere. İstediği kadar dönsün. Elinden geleni ardına koymasın. Ha bu arada merak etmeyin. Hukuki açıdan elinde hiçbir şey yok. Handan Hanım her şey olması gerektiği gibi yapmış. Yani herhangi bir soruya boşluğa yer bırakmamış. Evet ama benim anladığım kadarıyla bu Bekir Bey pek de hukuk dinleyecek birine benzemiyor. Eğer dinlemezse karşısında beni bulur. Ali. Gel seninle biraz dışarıda baş başa konuşalım. Evet. Söyleyeceklerin bu kadar mı? Evet abi, bu kadar. Bunun için buraya kadar zahmet etmene gerek yok Ali. Telefonla da söyleyebilirdin. Abi, ben aslında sadece bunun için gelmedim. Bana daha önce bir soru sormuştunuz. Onu yanıtlamak istiyorum. Kızımla ilgili niyetin ne diye sormuştunuz. Evet. Seni dinliyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Yaptığınız çok ayıp. Özel konuşmaları mı dinliyorsunuz? Sen dinleme o zaman. Geri çekil. Geri mi çekileyim? Ya benimle ilgili konuşuyorlar, sizinle ilgili mi konuşuyorlar? Ya sus be. Sizin gürültünüzden konuşulanları duyamıyorum. O ne be? Ne yaparsanız yapın. Ökkeş abi. Bu işin usulü bu değil biliyorum ama... malum. Annem de babam da... sizin çok haz ettiğiniz insanlar değil. Yani gönül isterdi ki onlar da burada olsun. Ben Hayat'la evlenmek istiyorum.
Ve bunun için de sizden müsaade istiyorum. Ali. Sen düzgün bir çocuksun. Eğer hayat da evet derse... ben bu işe müsaade ederim. Çok sağ ol. Peki... Yılmaz'la baban bu işe ne diyecek? Onların ne dediğinin benim için hiçbir önemi yok abi. Ayrıca yarın bizimkilere de ben bu kararımı açıklayacağım. O Yılmaz'ı karşına almaktan korkmuyor musun? Hayat yanımda olduğu sürece karşımda kimin olduğunun önemi yok abi. Meral. Vay aslandı ama adettendir. Hop aslanıma bak böyle. Hayat. Efendim baba. Ali'nin sana söyleyecekleri var kızım. Ne oldu? Babandan istedim seni. Ne? Sen ciddi misin, şaka mı yapıyorsun? Yani galiba hayatım boyunca hiç bu kadar ciddi olmamıştım. Baban ne dedi? Ne dedi peki? Kabul etti mi? Sence? Ali şu an sevinçten çığlık atmamak için çok zor tutuyorum kendimi. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Nikah işlemlerini de en kısa zamanda başlatacağım. Hayat parayı buldu. Belki de şimdi kendiliğinden bırakır oğlumu peşine ha? Ne dersin abla? Orasını bilmem. Bizimkiler gelince anlarız hayat mevzusu kapanmış mı kapanmamış mı. Bu işte olan Bekir'e oldu. Ama iyi oldu. Zaten yalan bir ilişki yaşıyordu. Niçin yaşarsan onunla sınanırsın Zehra. Bekir'in derdi gücü paraydı. Tabii kızının hatırı da var ama o da kendi kızı değil. Benim asıl endişem Yılmaz abi. Sence o hayatın peşini gerçekten bırakacak mı? Bırakacak tabii Zehra. Nesini bırakmayacak? Kendini daha ne kadar rezil edebilir ki? Bundan fazla ileri gitmez, gidemez. Yılmaz delidir ama gurursuz bir adam değildir. İstemiyorum dedi kız işte, bitti gitti. Selamlar. Hoş geldin oğlum. Teyzeciğim. Teyzem. Ne var ne yok? Bozuksun yine. Yok bir şey anneciğim. Bekir Bey'in maceralarını araştırmaya devam. Ne yapacaksın? Sağ ol canım. Hoş geldin Ufuk. Kahve içer misin? Yapayım mı? Hoş bulduk canım. Yok sağ ol. İstemem. Yengeciğim. Benden başka bir isteğin yoksa Yasemin'in yanına gideceğim. Çok ısrar etti bu akşam geldiği. Aa tabii. Git. Yalnız kalmasın kız. Ben tam toparlamışken yeniden kötüye gitmesin. Git. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben de Yasemin'i görecektim. Ben bırakayım seni eve. Olur. Hadi. İyi geceler size. İyi geceler. Zehra. Hı?
Aklım Hakkı'nın bizimkilerle görüşmesinde kaldı. Ne konuştular acaba? Bunlar normalde asla bir araya gelmemesi gereken üçlü. Ama yeğenimin selameti için çıktık işte bir yola. İnşallah Yılmaz abiye tembihlediğin gibi Hakkı'yla çocukların nişan meselesini konuşup bir neticeye bağlamışlardır. Yoksa oğlum elden gitti gidiyor abla. Merak etme. Her şey yoluna girecek. O Hakkı'nın kocamla ilgili kafama çivi gibi çaktığı imayı da unutmuş değilim. Yadigar'ın ağzını aradım. Hiç renk vermedi. Ama ben biliyorum Yadigar'ı. Öyle bir şey yapmaz. Yani hem beni sever hem de Yılmaz abiden çekinir. Yok abla, gerçekten Yadigar öyle bir şey yapmaz. Şey mi oldu? Yılmaz Bey bekliyor. Çıkacağız birazdan. Yadigar, neredeyse hiç görüşemiyoruz. Farkında mısın? Sen benden sıkıldın bence. Beni başından atmaya çalışıyorsun. O nereden çıktı şimdi ya? İş, güç, gelen, giden bir sürü koşuşturma var. Görmüyor musun halimi? Ben kimsenin peşinden koşacak bir kadın değilim. Beni soktuğun hallere bak Yadigar. Sen bu ilişkiyi bitirmek niyetinde misin? Bu ne demek ya? Bir yere varamıyoruz. Hep bir çıkmazdayız demek. Sen bilirsin. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Pınar geldi bugün. Ali ile durumlarından konuştuk biraz. Ne dedi? Ali ile aramı bozan Hayat. Hayat'la Ali'nin arasında duygusal bir bağ var dedi. Düşünsene Yadigar. Yılmaz Bey Ali'nin böyle davrandığını bilse yıkılmaz mıydı sence de? Al. Bak. Ben sensiz olamam. Bunu biliyorsun. Bu kuruntularından lütfen kurtul artık. Kaybettiğimiz zamanı da en kısa sürede telafi edeceğim aşkım. Sana söz. Bu laflara doydum Yadigar. Artık boş laf duymak istemiyorum. Somut adımlar atmanı bekliyorum.
Hadi sen içeri geç. Babam da birazdan gelecek. Dolaşmayın lütfen. Hı hı. Sen merak etme. Heves. Sen benimle gel. İyi misin? İyiyim Yasemin. Tansiyonum düştü galiba, kötü oldum. Ama iyiyim, merak etme. Gel. Sana çok önemli bir şey vereceğim. Annem seni çok severdi. Biliyorsun değil mi Heves? Bilmez miyim? Önümüzdeki hafta doğum günümde sana çok güzel bir sürpriz hazırlamıştı. Öyle mi? İnanamıyorum. Saat sevdiğini söyledi. Anneannemin saati. Bana değil, sana vermeye karar vermiş. Ben bunu kabul edemem Yasemin. Bak böyle bir şey senin alman lazım, tamam mı? Bu annemin isteği. Aksini yapmam mümkün değil. Sen kıymetini bil yeter. Annem seni kızı gibi severdi. Benden hiç ayırmazdı ki. Takmayacak mısın? Takacağım. Kim? Çok yakıştı Heves. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum Yasemin. Ben senin fuara gidiyorum diye İstanbul'da ailem yaptığını da öğrendim Bekir. Sen kimsin ya? Hı? Sen kimsin? Böyle bana ikide bir akıl vereceksin. Beni tehdit edeceksin. Sen kimsin? Senin zamanında içtiğin şeylerin üstünü kapatmak için Yılmaz az mı uğraştı? Halanla ben, yeğenimiz daha fazla rezil olmasın diye az mı yardım ettik babana, unuttun mu? Bekir, yapmasaydın. Ama evet, ben bu dediğin her şeyi yaptım, hem de eksiksiz. Ama ben eve gittiğimde yüzlerine bakıp da utanacağım. Bir karım ve kızım yoktu. Gerçi pardon. Sen de utançını arar değil mi? Ufuk, haddini aşma. Sen bana akıl vereceğine önce git zamanında o darp ettiğin kızcağızın hesabını ver. Ufuk baba, ya durun, ne yapıyorsunuz? Baba. Ne yapayım Yasemin, ne yapayım? Bu ipsiz sapsız Ufuk işi gücü bırakmış, benimle uğraşmaya and içmiş. Otelde beni yakaladı ya. Her şeyin hesabını benden soruyor. Heves, sen babamı bahçeye götürür müsün? Biraz hava alsın. Hadi Bekir abi. Thank you.
Sen iyi misin? İyiden çok uzaktayım Bekir. Sanki böyle kabusta gibiyim. Böyle uyanmak isteyip asla uyanamadığım bir kabus. Bak şu an en zor dönemdeyiz. Bunlar geçince rahatlayacaksın, tamam mı? Merak etme. Saatte yakışmış. Sen mücevherleri ne yaptın? Bahçeye gömdüm. Ne? Bahçeye mi gömdün? Delirdin mi sen? Niye bahçeye gömüyorsun? Sakin olur musun? Ne yapsaydım? Panikledim. Bahçenin neresine gömdün? Ya bahçıvan bulursa o zaman ne yapacağız? Bahçıvanın bulabileceği bir yere gömmedim, merak etme. Zaman gelince yerini değiştiririz. Tamam. Tamam, kusura bakma. Ben de çok iyi sayılırım. Belki çok acıkmışsın. Bütün gün bir şey yemedin herhalde. Lokman mı sayıyorsun Zehra? Lokmanla ilgilenmiyorum. Seninle ilgileniyorum. Ne bu halin? Ne varmış halimde? Sanki bilmem gereken bir şey varmış da söyleyemiyormuşsun gibi. Sen de Yılmaz abi gibi hayal vermeye mi başladın? Lafı evirip çevirme. Aklından ne geçiyorsa söyle. Aklımdan bir şey geçmiyor. İyi görünmüyorsun. Nasıl iyi görüneyim? Oğlumuz Yılmaz abiye yakalandı, yakalanacak. Şimdi de sana telefon açmış, söylemem gereken çok önemli bir şey var diyor. Kim bilir ne yumurtlayacak. Nasıl iyi görüneyim ben? Nasıl strese girmeyeyim? Yadigar. Ben ablamla Ali ve Hayat'ı konuştum. Ne? Ya çıldırdın mı sen? Ay bir dakika dur, sakin ol. Ablam bizim yanımızda. Ya önümde sonunda zaten öğrenecekti. O öğrenmeden ben söyleyeyim de arkasına iş çeviriyormuş gibi olmayayım dedim. Ali, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Aç mısın? Yemek koyayım. Yok anneciğim, ben yemeyeceğim. Nasılsınız? Nasıl olalım Ali? Hı? Sen söyle. İyi oğlum. İyi olun da, iyi olmanız bana mı endeksli? Evet, sana endeksli. Yılmaz abi herkese Hayat'ı sorup duruyor, haberin var mı? Babacığım, gelsin bana sorsun. Ben artık bu konuda, bu evde kavga gürültü çıksın istemiyorum. Ben bir karar verdim. Ve sizin de benim yanımda olmanızı istiyorum. Ha, karar verdin. Bize sonra söylüyorsun, öyle mi? Bir dakika Yadigar. Bırak konuşsun çocuk. Teşekkürler anneciğim. Madem öyle, ben lafı fazla uzatmayacağım. Ben Hayat'la evleniyorum. Babasıyla da konuştum. Yılmaz Bey'e de söyleyeceğim. Ne diyorsun sen Ali?
Ne demek evlenmek? Anneciğim lütfen artık ben bu konuda tartışmak istemiyorum. Ben hayatı seviyorum. Anladık, seviyorsun. Da evlenmek ne oluyor yangından mal kaçırır gibi? Annem, bak ben hayatımda ilk defa bu kadar sorgusuz, sualsiz bir insanı sevdim. Bula bula Yılmaz abinin göz koyduğu kızı mı buldun lan? Başına ne işler açacağını düşündün mü hiç? Siz beni mi düşünüyorsunuz, Yılmaz'ı mı? Elbette seni düşünüyoruz. Ama... Aması maması yok anne. Eğer yanımda olacaksanız olun. Olmuyorsanız da... Olmuyorsak ne? Olmuyorsak ne? Silecek misin bizi? Yok mu sayacaksın? Baba, ben hayatla kendime bir yol seçtim. Ve bu yoldan da dönmeyeceğim. Seçim sizin. Ali otur şuraya. Ben diyeceğimi dedim. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Ali. Ne bu hali ya? Ne var halimizde Vedat? Ne yapalım? Kalkıp göbek mi atalım? Tamam da Meral, bugün bizim en mutlu ikinci günümüz değil mi? İlk gün neydi? Evlendiğimiz gün. Vedat abi, sen bu işleri biliyorsun. Hayat, sen geleneğini hayal ettin mi? Yani madem Ali bugün yarın nikah kıyalım demiş, o zaman şirketimizde yapacağın ilk tasarım senin gelinliğin olacak. Aynen. Çizer, biçer, diker, giyersin yeğenim. Hazır zaten. Çizmiştim ben. Gösteririm sana sonra ama. Hah, Ökkeş abi be. Adana'ya kalk gide kaçayım mı? Vallahi yerimde duramıyorum. Keyfim çok yerinde. Ne Adana'sı Vedat, ne oyun havası. Boş boş konuşma. Niye ya? Ömrümüzün bu en mutlu gününde oynamayacağız. Ne zaman oynayacağız? Bak, bak, bak Ökkeş abi. Ay Vedat, ne yapıyorsun? Güldü be Ökkeş abim, güldü. Vallahi çok yakışıyor. Bu anı ölümsüzleştiriyoruz Meral. Geç öyle. Bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Geç. Geç, 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 geç. Allah'ım güzelliğe bak. Poz ver. Ay çok güzel be. Gelmedi bunlar. Gelirler baba. Hayatlarının fırsatını kaçırırlar mı hiç? Efendim, Ökkeş Bey ve Hayat Hanım yanlarında iki kişiyle birlikte şirkete giriş yapmışlar. Yok artık, kabilesini de alıp gelmiş. Annenin başımıza açtığı işlere bak. Nasıl kurtulacağız biz bu beladan? Annem başımıza iş açmadı baba, sen açtın. Sen hala beni mi suçluyorsun? Sana kızgınlığım da kırgınlığım da hala geçmedi. Annem hakkında konuşurken de biraz dikkatli ol lütfen. Merhaba.
buraya kavga etmeye gelmedim. Dostluk eli uzatmaya geldim. Siz de oturun. Senin dostluğuna ihtiyacım yok. Bir doğru düzgün cevap veremiyorsun değil mi? Ne olur bize nezaketle davransan? Bunu bize, şirketimize çökmeye gelen insanlar mı söylüyor? Bekir, kimsenin bir şeye çöktüğü yok. Ettiğin laflara dikkat et. Siz bana kumpas kurdunuz. Önce karımla aramı bozdunuz, şimdi de işime dadandınız. Söyle bakalım Ökkeş, nasıl karşılanmayı beklerdin? Kollarımı açıp sana hoş geldin mi deseydim? Bekir, buradaki hiç kimsenin sana bir kastı yok. Bir şey alır mıydınız efendim? Sağ olun, almayacağız. Yok, alırız ya. Sen bize birer çay ver, benimki açık olsun, bir de tek şeker. Hadi ablam, kolay gelsin. Bekir, benim buradan hiçbir beklentim yok. Kızlarımız layıkıyla şirketi yönetsinler. Biz de onlara destek olalım. Hırgür çıkarmanın hiç kimseye bir faydası yok. Öyle mi? Siz gelip benim haklarıma çökeceksiniz, ben de size destek olacağım. Öyle mi? Kim için yapacağım bunu? Niye yapacağım? Bu hisseler benim. Ya siz güzellikle imza atıp benim hakkım olanı geri verirsiniz, ya da ben onları sizden almasını gayet iyi bilirim. Ne yapacaksın Bekir Bey? Kiralık katil mi tutacaksın? Gerçi sen yabancı değilsin bu işlere. Meral, sen karışma. Bu işi sükunetle, huzur içinde çözelim istiyorum. Servet sahibi olmak başta tatlı gelir. Ama sıkıntılıdır, zordur. İnsana çok bedel ödetir. Biz yakın zamanda çok büyük bir bedel ödedik kızımla. Ben canım kadar sevdiğim eşimi kaybettim. Neden? Para için. Hem de 3 kuruş para için canına kıydılar. Huzur mu istiyorsun? O zaman buradan uzak duracaksın Ökkeş. Biz buradan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Tehditlerinizle bizi yıldıramazsınız. Haklarımızın ne olup ne olmadığını da çok iyi biliyoruz. Yapma ya. Neymiş hakları? Tartışarak vakit kaybetmeyelim bence. Babam artık bu şirkette çalışacak. Halam ve Vedat abi de aynı şekilde. Onları işe aldım. Güzel. Çok güzel. O zaman kızım da hisselerini bana devredecek. Bakalım bundan sonra benimle birlikte nasıl yol alacaksın görelim. Artık benim imzam olmadan Yasemin hiçbir hisseyi devredemez.
Bu konuları avukatımızla detaylıca konuşmuştuk zaten. Kusura bakmayın, geciktim biraz. Evet, Hayat'ın da dediği gibi hisse devri için her iki tarafın da imzası gerekiyor. Ali, senin burada ne işin var? Yardımcı olmak için geldim Yasemin. Sen bunlardan yana mısın? Haklı olandan yanayım. Merak etmeyin, kimse mağdur olmayacak. Yüzsüzlükler istediğin olacak sanıyorsun değil mi Hayat? Bu parayı hangi sıfatla hak ettiğini düşünüyorsun? Orada hepsi yazıyor. Açıp okuyabilirsin Yasemin. Ha yok ben okumaya zahmet etmem diyorsan... lütfen birinden rica et sana anlatsın. Çünkü ben artık daha fazla nefesimi yormayacağım. Sana burada nefes aldırmayacağım. Göreceksin. Benim için bu toplantı bitti. Bir şey söylemek isteyen olursa odama gelsin. Konuşuruz. Sen bunlara iki tane soğuk su getir. Bu arada... bu işler ticari işler. Fazla duygusallığa yer yok. Anladın mı Bekir abi? Yürü Vedat. Aferin ya, güzel konuştun. Hadsizlere hatırı bildirdin. Demek Bekir'in görüştüğü hatunlar bunlar, öyle mi? Aynen abi. Sağ ol Eves. Afiyet olsun. Vay vay vay. Bekir'e bak sen. Ne yapıyorsun Ufuk? Çağıralım bir gelsinler görüşelim. Sen bırak, Yadigar halleder. Yadigar bu işlerden ne anlasın babacığım? Ben Yadigar'a git bu kadınları bul da bize verilmeyen isimlere ulaş diyorum. Alem yap demiyorum. E ben de onu diyorum babacığım. Yadigar sonuçta bu dünyanın diline yabancı. Bilemez. Değil mi? Yardıma ihtiyacım olursa ilk sana haber vereceğim Ufuk, söz. İyi bakalım. Göreceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyi. Ya bu kadar işin gücün arasında bu kadar acil olan ne Pınar? Merak etme, kötü hiçbir şey yok. Ne içersin sen, ne söyleyeyim sana? Yok, ben bir şey içmeyeceğim. İşlerim var gerçekten. İyi, peki tamam, ısrar etmiyorum. Her şey yolunda mı? Yani her şey yolunda. Ama artık aynı konuları konuşmayacağımızı umuyorum. Eski konuların hepsini kapattık Ali. Sana
Sana çok güzel bir haberim var. Neymiş bu güzel haber? Bir dakika bekle. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Bir saniye hayatım, dur. Ne bu? Bak bakalım. Bu ne? Benimle ne alakası var bunun? Çok alakası var hayatım. Senden hamileyim. Bir bebeğimiz olacak. Ne diyorsun Pınar? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sence böyle bir konu hakkında şaka yapabilir miyim? Karnımda senin bebeğini taşıyorum diyorum. Ne zamandan beri? 2 aylıkmış. Yok, böyle bir şey olamaz. Hayatım, oldu diyorum sana, oldum. Bildiğin oldu yani. Pınar. Hı. Benden olduğuna emin misin? Ali, sen bana böyle bir soruyu nasıl sorabilirsin? Ben öyle demek istemedim. Ya benim senden başka birini gözüm görüyor mu sence? Pınar'cığım, ben öyle demek istemedim. Ne dediğimi biliyor muyum sence ben şu an? Bak hayatım, bizim aramızda bambaşka bir bağ var. Ben bunu en başından beri biliyorum, hissediyorum. Ya bu bebek de resmen bizim birbirimizden kopmamamız için bize bir işaret. Pınar, bak ben gerçekten böyle bir şey hazır değilim. Yani başka bir şekilde halletsek konuyu. Ali. Ben bu çocuğu ölümde aldırmam. Anladın mı beni? Sen ister kabul et, ister etme. İster ilgilen, ister ilgilenme, umurumda bile değil. Bu çocuk babasız kalabilir. Ama bir annesi var. Pınar, bir dakika. Pınar. Ya bak, sen bu çocuğu doğuramazsın. Bizim aramızda artık hiçbir duygusal bağ yok. Beni anlamıyor musun? Ben seni anlamıyorum. Ben sana inanamıyorum da. Ya sen böyle bir habere sevinirsin, mutlu olursun sanmıştım ben. Ama görüyorum ki sen gerçekten büyülenmişsin. Aklını kaybetmişsin. Karşına oturup yalvaracağımı falan sanma. Çocuk sen istesen de, istemesen de doğacak. Hoş geldin hayat. Yeni ofisinde baş başa bir kahve içelim mi? Yok. Sağ ol. Canım, neyin var?
Nasıl anlatılır bilemiyorum ki. Kötü bir şey mi oldu Ali? Kötü demek biraz az kalır. Ali, biri mi öldü? Korkutma beni. Bir bardak su içmek ister misin? Pınar hamileymiş. Ne? Görünüşe göre benden. Görünüşe göre derken? İnan ki bilmiyordum hayatım. Kesilsin mi peki? Maalesef. Ben aldıralım dedim. Kabul etmedi. Sen istesen de istemesen de ben bu çocuğu doğuracağım dedi. Harika. Harika, ben tebrik ederim seni. Üzgünüm hayat. Ali, sen nasıl bir adamsın? Önce bana masallar anlatıp beni çok mutlu ediyorsun. Sonra her şeyi bir anda kabusa çeviriyorsun. Beni hem bu kadar mutlu edip hem de bu kadar mutsuz eden başka bir insan yok bu dünyada. Ben hiçbir şey yapamazsın. Bu seninle tanıştıktan sonra olan bir şey değil ki. Ben seni aldatmadım. Ben sana yalan söylemedim. Yani geçmişte olan bir şeyi ben geri döndüremem ki. Ne dememi bekliyorsun şimdi? Olur böyle şeyler mi diyeyim? Sadece beni anlamana, yanımda olmana ihtiyacım var. Hayır. Hayır, senin çocuğunun annesinin yanında olmana ihtiyacın var. Ali, sen artık buraya ait değilsin. Ait olduğun kişinin yanına git. Hayatım, lütfen anla beni. Sakin ol. Önce babandan istedim seni, evleneceğiz diyorsun. Şimdi karşıma çıkmışsın, ben baba oluyorum diyorsun. Sakin olayım ben, öyle mi? Sakin olayım. Ali, Ali, deli olmadığıma dua et. Lütfen affet beni hayatım. Ben böyle bir şey ister miyim? Senin üzülmeni, o güzel kalbinin kırılmasını ister miyim ben? Ben hep kendime diyordum ki, hayat, endişelenme. Seni çok seven, bir ömür yanında olacak, seni çok mutlu edecek bir adam var. Thank you.
Ama sen... Ben bunu sana her söylediğimde yıkıp geçiyorsun beni. Paramparça ediyorsun Ali. Lime lime ediyorsun. Haklısın Hayat. Ama benim de elimde değil ki bu olanlar. Ali çık. Çık git hayatımdan. Bir daha da geri gelme. Hayat, lütfen. Ben seni çok seviyorum. Hayır. Sevme beni. Sana da sevgine de lanet olsun. Hayat. Hayat. Ali. Neler oluyor Ali? Bir şey söyleyecek misin? Ne konuda Yasemin? Ne konuda olacak? Hayat konusunda. Ya senin bunlarla ne işin var Ali? Bir de sen bunlarla avukatlığını mı yapıyorsun? Hayır Yasemin. Ben sadece insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Bu nasıl bir yardım ya? Sen ne zamandan beri bizim düşmanlarımıza yardım ediyorsun? Ya farkındaysan bunlar babamın hissesine çöktüler. Yasemin. Ben şu anda bunları konuşacak vaziyette değilim. Lütfen. Ayrıca bilmediğim bazı şeyler var. Ne gibi? Yasemin lütfen gelme üstüme. Bari sen gelme. Gerçekten iyi değilim. Zor durumdayım. Ne oldu? Ya senin derdin başından aşkın. Beni boş ver. Olsun. Sen anlat. Ben seni dinlerim. Pınar hayatımı kararttı. Yine mi Pınar ya? Bu sefer durum kötü. Hamileymiş. Ne? Pınar hamileymiş. Ne diyorsun sen ya? Ne yapacaksın şimdi? Vallahi bilmiyorum. Ben bu çocuğu istiyorum diyor. İstersen ben konuşurum ama... Konuşsan da hiçbir faydası olmaz. Boşuna nefesini tüketme. Ya maalesef haklısın. Pınar sabit fikrinin tekidir. Bir şey dedim mi ondan asla dönmez. Hele konu sen olunca öldürsen dönmez. O da aynen böyle söyledi zaten. Şu düştüğüm duruma bak. Tam da her şey düzelecek derken. Tam da. Evet. Tam da ne? Bilmiyorum ya. Benim kafam allak bullak. Bilmiyorum. Peki. Ne yapacaksın şimdi? Sen olsan ne yapardın? Bilmiyorum. Reddetmek de bir yolu ama. Kendi çocuğun. Yani evet. Nasıl yok sayabilirsin ki? Ya olmamış gibi nasıl davranırsın? Keşke yapabilsem. Ya da çocuğu üstlenip Pınar'la ayrı hayatlar yaşayacaksın.
O kadar çaresizim ki. Elim kolum bağlanmış vaziyette. Hiçbir şey yapamıyorum. Ya ben senin her zaman yanındayım. Sen de ne zaman istersen benimle konuşabilirsin. Ama lütfen benim de ihtiyacım olduğunda sen de yanımda ol. Dinlediğin için sağ ol. Gelsin. Hoş geldin Pınar'cığım. Hoş bulduk Kaya. Hayırdır kızım? Sen haber vermeden gelmezdin. Seninle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. İyi. Geç bakalım şöyle. Ben akşam eve gelecektim zaten. Hani orada konuşuruz diye düşündüm. Buraya çok yakın bir yerdeydim dayı. Oradan çıkınca da hemen senin yanına gelmek istedim. Peki. Seni dinliyorum. Eve kadar bekleyemediğin konu neymiş bakalım? Dayı, ben sana bu zamana kadar asla yalan söylemedim. Ne yaptım, ne ettimse geldim. Her şeyimi sana anlattım. Evet. Zaten senden başka gidecek ne yerim var, ne de kimsem. Benim de bir tanecik yeğenim var zaten. Dayı, ben Ali ile beraberdim. Ne oldu? Hayırdır? O zibidi seni kıracak bir şey mi söyledi? Kırılmak çok hafif kalır. Pınar. Ne olduğunu söyleyecek misin? Söylemeyecek misin? Ali'ye de kendim gittim söyledim. O yüzden sen de benden duy istiyorum dayı. Dayı. Ben Ali'den hamileyim. Sen ne diyorsun lan? Dayı. Biliyorum çok haklısın ama lütfen kızma. Ali, o zibidi ne söyledi sana? Kafası karışıkmış. Onun kafasını bir koparırım. Karışıklığı kalmaz. Neye karışmış kafası? Bebeği aldırmak istiyormuş. Düşünecekmiş. Güzel kızım. Ben o Ali'yi öldürürüm. Bugüne kadar sana nasıl baktıysam... karnındaki yeğenime de öyle bakarım. Ben Ali'yi çok seviyorum ama. Tamam. Ağlama. Sen şimdi eve git. O iş bende. Bitti o iş.
Ben Yılmaz'la Yadigar'la konuştum zaten. Sizin evlenmeniz dışında o evdekilerin hiçbir seçeneği yok. Halacığım ne oldu? Holdingden öyle çıktın gittin. Babanlar anlamasın diye ben de biraz bekleyip öyle çıktım. Yasemin'le mi tartıştınız? Allah Ali. Oy kuzum. Siz sevgilisiniz. Olur öyle atışmalar, tartışmalar. Ama ne atışması, ne tartışması ya? Tartışma falan değildi ama. Canım içi. Tartışma değildir. Kalbini kırmıştır belki. Ama bak eminim ilk fırsatta Ali kapıya dayanacak. Elinde çiçekle göreceksin. Kalbimi kırmış. Hala. Pınar hamileymiş. Ne? Aa yok. Hayat. O Pınar denen kız Ali'ye saplantılı. Onun söylediğine güven olmaz. Hala ne Pınar'ı? Ne Pınar'ı bana bunu Ali söyledi? Ali mi söyledi? Karşına geçip Pınar benden hamile mi dedi? Evet. Aynen öyle söyledi. Ay yok olmaz öyle şey. Öyle saçma iş mi olur ya? O kız Ali'yi de kandırmıştır. Hala babamlar falansa ne olur? Hayat uyuyor der misin? Senin ne işin var burada? Meral abla lütfen. Benim Hayat'la konuşmam lazım. Konuşacağını konuşmuşsun zaten kızla. Yetmedi mi? Bakın ben Hayat'a da açıklamaya çalıştım. Ben gerçekten ne diyeceğimi ne yapacağımı bilmiyorum. Bana bak. Kız konuşacak halde değil. Çık git buradan. Ne istiyorsun sen benden? Ne geliyorsun hala buraya utanmadan? Ben sana Pınar'ın yanına git demedim mi? Ne işin var burada benim yanımda? Hayat, lütfen dinle. Benim hatırım için. Hala hatır diyor ya. Hayat sen geç içeri kuzum. Hala bizi biraz yalnız bırakır mısın? Hayat, ben senden önce Pınar'la bir ilişki yaşadım ama... Aması falan yok Ali. Ben sizin geçmişinizde, geleceğinizde bilmek istemiyorum. Ben anlayacağımı anladım. Kız seni sevmiş. Sen de onu sevmişsin. Ama şimdi, ama eskiden. Ne dememi bekliyorsun ki benden? Ne diyeyim? Ha? Olmaz, Ali şu an beni seviyor. Pınar çocuğunu nerede doğursa doğursun. Kendi çocuğunu kendi büyütsün mü diyeyim? Ne diyeyim Ali? Bak Pınar takıntılı bir insan. İnan ki ben ondan her şeyi bekliyorum. Benim hatam bu olayı tam olarak çözmeden sana açılmış olmam. Çözmek mi? Çözmek. Bana şu kadarcık saygın varsa... ya da beni biraz olsun sevdiysen... artık bana sevgilinden bahsetme. Ya da senin deyiminle eski takıntılı kız arkadaşınla. Çünkü ben artık bunları görmek, duymak, bilmek, işitmek istemiyorum. Yeter Ali. Anladın mı? Yeter.
Yasemin, acıkmışsındır. Sana bir şeyler hazırlayayım mı? Yok. Hiçbir şey yesim yok heves. Kahve yapayım bari. Yok, cidden istemiyorum. Ben sadece herkesten ve her şeyden kaçmak için buraya geldim. Şirkette kötü bir şey mi oldu? Sence? Ya o Hayat denen kız, babası, bütün sülalesini alıp holdinge geldiler. Ya ben her gün bunlara nasıl dayanacağım? Yasemin, hakikaten o kadar çok şey söyleyebilirim ki. Ama ne diyeyim? Sen bir şey istemedin ama ben sana bir papatya çayı yapayım. Hem sinirlerin de iyi gelir. Ahmet. Heves Hanım, Bekir Bey Yasemin Hanım'ı almaya geldi. İçeri girmek istemiyor. Tamam, ben hallederim. Sen git. Hoş geldin Bekir abi. Hoş bulduk Heves. Yasemin'i almaya geldim. İçeri girseydin. Yok, şimdi hiç girmeyeyim. Yılmaz'la yüz yüze gelmek istemiyorum. Zaten gerginim. Ben de gerginim. Bugün evin gündeminde senin o takıldığın kadınların analizi vardı. Senin o kadar kadınla ne işin var Bekir? Şimdi de bu mu gündem oldu? Evet. Fotoğrafları gördüm. Rezilsin Bekir, rezil. Heves. Benden illa isim vermemi istediler. Ben de senden çok önce görüştüğüm birilerinin ismini verdim, tamam mı? Zaten onlar da bir şey çıkacak insanlar değiller. Ha, sen bunca derdimiz varken buna mı takıldın? Evet, buna takıldım. Heves. Bunlar geçmişte. Senden çok önce olan şeyler. Tamam. Merak etme. Ben asla seni üzecek bir şey yapmam. İstiyorsan yap Bekir. Ne olur yoksa? Yoksa yemin ediyorum ki karışmam. Evet. Ben Yasemin'i çağırıyorum. Hadi Ali, aç be oğlum. Ya sen neredesin Ali? Kaç kere aradım, niye açmıyorsun o... Ne oldu sana? Ne oldu, bir şey olmuş? Babana mı bir şey oldu? Yok yok. Yılmaz abiyle mi ilgili? Biz Hayat'la ayrıldık. Olsun oğlum.
Hayırlısı olsun. Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Bunlar hamileymiş. Ha? Nasıl hamileymiş? Bunlar mı hamileymiş? Evet anne. Kim diyor bunu canım? Nereden çıktı şimdi? Anne Pınar söyledi. Ultrason kağıdını verdi. Ben senden hamileyim dedi. Bana da söyledin mi? Anne ben bu Pınar'ın dediği hiçbir şeye inanmıyorum. Ama elinde belge olunca. Ali. Seni anlıyorum oğlum. Gerçekten çok zor bir durum. Ama ya gerçekse? Pınar'dan bahsediyoruz. Kızın dediği, yaptığı her şey muamma. Biraz makul olman lazım oğlum. Böyle kestirip atabileceğim bir şey değil bu. Sen bu kızı aylarca gezdin. Şimdi gelip demez mi? Madem ben problemliydim. Neden benimle bir şeyleri paylaştın diye. Niye şimdi ben kötü kız oldum demez mi? Eğer Hayat'ı gördün, o kızı unuttun demeye çalışıyorsan, o iş öyle olmadı. Ben bu kıza daha ilişkinin başındayken, biz seninle birlikte olamayız, ayrılalım dedim. Ama o hep duygu sömürüsü yaptı. Hep beni kullandı. Sen beni yanlış anladın. Ben Hayat'ı kastetmedim. Ama belli ki sen Hayat'a bunu söylemişsin. Hayat'la bir daha görüşmeyelim demiş. Hı? Benim söylemeye çalıştığım şey, bu kızın da bir haysiyeti var. Bir ailesi, bir şerefi var. Ali sen hep ne dersin anneciğim? Ben hep haklıdan yanayım. Annen olarak senin üzülmene ben daha çok üzülüyorum. Ama ben de haklıdan yanayım. Gel buraya. Ah güzel oğlum benim. Her şey yoluna girecek. Vedat, ha. Hayat'ın nesi var? Eve geldik. Meral uyuyor dedi. Canım bu saatte ne uykusu? Güzellik uykusundadır abi. Ne olacak? Git şu Meral'i çağır. Ya da içeri bir bak bakalım ne yapıyorlar. Tamam abi. Bakarım. Endişelenecek bir şey yoktur. Dur sen. Hayat! Uyudun mu? Ne var Vedat? Ne bağırıyorsun ya? Sizde harbiden hırsız sinir var ha. Ökkeş abi Hayat'ı soruyor. Tamam Vedat abi geliyorum. Ne bu gözlerinin hali? Bazı şeyleri üst üste gelince abi. Baba. Ben Ali'den ayrıldım. Bu evlilik meselesi falan da kapandı.
Bu yüzden moralim bozuk, gözlerimin sebebi de bu. Yeğenim, bak biraz evvel halana da söyledim. Sizde galiba ırsi sinir var. Ali'den falan ayrılacaksan bunu iyi bir düşün derim ben sana. Vedat abi sinirden falan değil. Ali'nin kız arkadaşı Pınar. Ali'den hamileymiş. Kızım sen ne dediğinin farkında mısın? Ya bu çocuk manyak mı ya? Ya kardeşim madem böyle bir şey var sen niye buraya geldin? Ne oldu Meral, gözünü belertip duruyorsun ya? Konuşacağım abi ben. Bak burama kadar geldi ya. Ya sen, senin haddine mi ya? Bu eve geleceksin, benim yeğenimi üzeceksin. Evlilik mevlilik, bak bunlar olacak iş mi ya? Vedat tamam, tamam. Sana durum değerlendirmesi yap diyen olmadı. Tamam abi, ben yeğenimin adına üzüldüğümden sebep öyle şey oldum da. Sen niye üzülüyorsun ki kızım? Bak, şükür ki siz evlenmeden gerçek yüzünü gösterdi. Sonuçta Yadigar'ın oğlu. Ah, hata ettim ben hata. Senin o güzel gözlerinden dökülen yaşların sebebi benim. Hadi sen sevdin, anlamadın. Ben neyi göremedim? Yok baba. Bu konuda ne senin suçun var ne benim. Biz o insanlar gibi değiliz ki. Bizim içimiz dışımız bir. Herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. Ah Ali. İnşallah yanılırsın, karşıma çıkarsın. İnşallah. Güzel kızım. Anlıyorum. Üzgün olmakta çok haklısın. Ben de çok üzülüyorum. Ama bu fotoğraflara her baktığında acını tazeleyip daha çok üzülüyorsun. Ben de senin bu halde olmana dayanamıyorum. Ben sana dayımda kalayım dedim baba. Ama sen beni buraya getirdin. Getirdim, getirdim de burası bizim evimiz. Yani tamam Yılmaz senin dayın. Orada kalman onlara yük olmayabilir ama bu koca evde de ben tek başıma ne yapayım? Ben dayımda kalırım. Sen de otellere gitmek zorunda kalmazsın işte, ne güzel. Yasemin bak kızım. Tamam. Mutlaka o kızın adını öğren. Evet baba. Bir şey diyordun. Kusura bakma kızım. İşle ilgili çok önemli bir konu vardı da hemen cevap vermem gerekiyordu. Neyse sen işine odaklan o zaman. Ben odama gidiyorum. Yasemin. Yasemin kızım. Birini bekliyoruz herhalde. Evet. Yılmaz Bey birazdan burada olur. Ben bir su alabilir miyim? Tabii.
Yılmaz Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun oturun. Rahatsız olmayın. Sizi buraya kadar yorduk. Size sormak istediğim bazı sorular vardı. Telefonda da sormak istemedim. Tabii ki. Öncelikle ne içersiniz? Ben bir su istemiştim ama. Pardon, benim hatam. Bana da bir kahve söyle. Evetciğim. İki sade kahve misafirimiz için de bir bardak su lütfen. Tamam dayı. Bekir'i tanıyorsun herhalde. Bekir? Bekir Korhan. Evet. Tanırım Bekir Bey'i. Bekir benim rahmetli kız kardeşimin kocasıydı. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Sağ ol. Biraz araları bozuktu son zamanlarda. Bekir bazı kaçamaklar yapmış. Sonradan öğrendik. Galiba sizde de bir ahbaplığı varmış. Bekir Bey'i tanırım ama öyle devamlı bir görüşmemiz yoktu. Fakat dışarıda bir restoranda ya da davette denk geldiğimiz zaman selamlaşır konuşurduk. Tatlı da bir insan Bekir Bey. Bakın hanımefendi. Ben insanların özel hayatıyla ilgilenmem. Fakat benim kız kardeşim öldürüldü. Bekir'i en son oğlum bir kadınla bir otele girerken görmüş. Siyah düz saçlı. Uzun boylu bir kadın. Tabii bizim de bir takım kuşkularımız var. Sağ olsun yadigarda araştırıp size ulaşmış. Siz de bu tarife uyuyorsunuz. Yılmaz Bey. Burada bir insanın hayatından bahsediyoruz. Bunu bana vermenize gerek yok. Bekir Bey'le dediğiniz yerde olmuş olsaydım, oradaydım derdim. Şimdi Hazal Hanım, siz de az evvel söylediniz ya, Bekir Bey'le dışarıda arada sırada yan yana gelirdik diye. O zaman size şöyle sorayım. Madem ki onun yanındaki siz değildiniz. Bekir Bey'le karşılaştığınız bu zamanlarda, Bekir Bey'in yanında size verdiğimiz tarife uyan, siyah saçlı, uzun boylu, zayıf bir kadın gördünüz mü? Evet. Gördüm.